Merhabalar, Galaksi Rehberime hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz sevgili Zehra Güneş. Nihayet çok mutluyuz seni gördüğümüz için. Çok teşekkür ederiz. Bu çok yoğun temponun arasında bize vakit ayırdın. Heyecanlıyım. İlk defa heyecanlandım galiba bu programda. Ben de birazcık. Neden biliyor musun? Şöyle bir şey var. Sizi izlerken, özellikle milli takımda, Vakıfbank'ta da, Vakıfbank'a da bu arada teşekkür ederim izni verdiği için bize. İzlerken benim de 15 yaşında bir kızım var ve o da tenis oynuyor. Sayılır. Son dönemlerde pek oynayamıyor akademik sebeplerle. Sanki hani sizin takımda benim kızım da oynuyormuş gibi hissediyorum. Böyle hani bir acayip bir bağ var izleyenle sizin takım arasında. Ve bu etrafta çok duyuyorum bunu. Sadece benim hissettiğim bir şey değil. Bu nasıl oluyor? Nasıl hissettiriyorsunuz bunu? Bilerek yaptığınız bir şey mi? Bence de taraftarlardan ekstra bir bağ kurmamızın nedeni bizim sahada hissettiklerimizi onlar ekranın başında sahada bizimle birlikte hissedebilmeleri bence. Bunu tabii ki de bilerek yapmıyoruz. Ama bence herkesin içten milli forma için savaştığı ve ter döktüğü bir ortamda içten isteyerek ve hedefe ulaşmak için verdiğimiz azimle siz de bunu hissedebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Ya bu tabii daha başka hani iyi çok iyi milli sporcularımız var vesaire. Hani her spor dalında jimnastikçiler bu ara çok iyi gidiyor. Basketbol zaten iyi falan ama sizin takımda bir şey var. Onun ne olduğunu bir gün çözeceğim inşallah. Yani böyle bir şeytan tüyü var takımda. Herkes çünkü yani birkaç tane saçma sapan ses dışında hiç olumsuz bir şey duymuyor gibiyim ben. Sen duyuyor musun? Hiç geliyor mu sana? Hayır, gelmiyor. Biz onlara kulaklarımızı kapatıyoruz. Çok, bunu idare etmek zor yani. Senin yaşın daha 23 yaşındasın değil mi? Hanımlara 22 yaşındayım. 20 yaşındayım. Hanımların yaşı sorulmaz ama sporculara sorulabilir. Onu idare etmek kolay mı? Çünkü galiba 1 milyon 800 bin Instagram takipçin var. Teşekkür ederim Instagram'a. Bu nasıl bir şey? Ya nasıl oldu sence? Olimpiyattan önce zaten sürdürülebilir bir başarı içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Olimpiyatlardan sonra da çok ses getirdik Türkiye'de gerçekten. 7'den 70'e herkes bizi destekledi ve bizimle birlikte yatıp kalktılar. Bence bizim destekleyenlerimizin bu şekilde artması bu yüzden. Ama sadece Türkler değil takipçiler arasında. Yabancılar da var çok. Artık Türkiye olarak bence dünyanın her yerinde voleybol için konuşuyorum. Dünyanın her yerinde ses getirmeye başladığımızı düşünüyorum. Artık en iyiler sayılırken voleybolda da ilk beşin içinde bir sürü Türk oluyor. Bu imkanları sağlayan herkese, Türkiye'de voleybol için çalışan herkese teşekkür ederim. Galiba en fazla takipçisi olan voleybolcusun dünyada. Öyle bir şey geçen gün Mehmet yazmıştı. Bir de bir fan page gördüm. Orada 600 binin üzerinde bir takipçi var ve galiba Japonya merkezli. Evet. Bunları biliyorsundur herhalde, bilmiyor musun? Evet. Utanıyor musun? Biraz. Güzel. Ama bu güzel, o da güzel yani. Demek ki yani hem idare edebiliyorsun bir taraftan hem de bir taraftan da o seni etkiliyor hala. Çünkü bazı çok ünlü olduktan sonra bazen etkilemeyebilir, normal gibi gelebilir. Yani aslında iyi ve kötü yanları oluyor. Getirileri olduğu gibi götürüleri de oluyor. Ama bununla baş etmeyi biliyoruz. Yardım oluyor musun bu konuda? Evet, oluyorum. Bazen zor olur çünkü tahmin edebiliyorum ya. 16 yaşından beri var psikoloğum. Bu kulüp zaten hemen hemen bütün sporcular yapıyor mu yoksa Hayır. Sen kendin mi? Bireysel, bireysel. Opsiyonel olarak herkes ne istiyorsa onu yapıyor. Aynen. Kulübün yok. Bildiğim kadarıyla bayağı bir okudum, dinledim senin verdiğin söyleşileri de. Yani çok sürpriz olmuş senin voleybol zaman galiba değil mi? İstemiyor evet. Musun yani? Spor yapmıyor muydun hiç yoksa voleybol mu? Aslında sporla çok alakalı bir ailenin içindeydim. Babam spor aşığı, futboldan basketbola. Aklına gelebilecek her sporu izler. Evde sürekli arkada dönen bir spor programı var. Ama akademik olarak daha başarılı olabileceğimi düşünüyordum küçükken. Daha annen de öyle düşünüyormuş galiba. İlk başta pek yanaşmadı voleybol oynamama. Sonra başladığım bir işte çok kafama koyduğum da yapan bir karakterim olduğu için artık ben bunu yapıyorum dediğim için yanımda kaldılar. Sen ne kadar istersen o zamana kadar yanındayız. Ama ilk 1-2 yıl galiba antrenmanlara gelememiş. Evet, o bana kendime zarar verdiğimi düşündüğü için izleyemedi. Anne yüreği derler ya. Yani haksız da diyemem şimdi. Hani annelerin de şimdi kafalarını karıştırmayayım. Yani. Ama yani çok zarif bir spor bu. Özellikle kadın voleybolu. Ama bir taraftan da şimdi konuşuyorduk biraz evvel. Yani o smaçlar 130-140 kilometre hızla geliyor. Evet. Ve o
Pişirir adamı yani. En kötü boynuma yemiştim bir kere. Nefesin kesiliyor. Yani boşluğuna yediğin zaman falan çok kötü oluyor. Bir yani... Ama alışıyorsun bir zaman sonra. Yüzüne top geldiği zaman ilk başta ağlıyorsan şimdi diyorum ki tamam bir şey yok, devam et. Yani manşette bile o yani ilk oynayanlar bilirler. İlk herhalde bir 6 ay oralar yana yana tam bilmediğin ben, içinde. Milli takım zamanlarında o zaman daha yoğun voleybol oynamaya başlamıştık. Yani 2 ay kampta olduğumuz ilk zamanlarda kollarımı morardığını bilirim defans çalışmaktan. Nasıl ikna oldu annem peki sonra? Çünkü sen... çok ikna olmuş iki kardeşin şu anda o da vakıf, onlar evet, da vakıf evet. Altyapısı. Zaten ben başladıktan 5-6 ay sonra kardeşlerim de direkt aldılar. Dediler Zehra olsun kardeşleri de bir de ikizin olsun istiyor musun galiba? Evet yani. Artık imkansız. Sakatlık dönemlerinde. Belki de var mıdır hocam? Sakatlık dönemlerinde yerime koyabileceğim veya modum düşükken kaçmak istediğim ortamlara gönderebileceğim biri olsun isterdim. Boyunla ilgili çok sorular geliyor. Bu sıkılmışsındır bundan. Ben daha değişik bir perspektifle soracağım. Bir 5-6 santim daha uzun olsaymışım keşke diyor musun şimdi? Hayır. Yeter boyun daha ne kadar uzun. Hayır yani çünkü kortta sahada avantaj sağlamak açısından. Yok. Ben yeter boyun yetiyor bana. Yeter. Allah isteyene daha çok. Çok güzel. Bir de şef olmak istiyorsun galiba değil evet. Mi? Yani bayağı mutfakta. Evet. Küçüklükten beri yemek yapmayı çok severim. 5-6 yaşındayken annem mutfakta yemek yaparken hep onun yanındaydım, yardım ederdim bir şeylere. O zamandan beri ilgim olan bir şey. Ve iyi yaptığımı da düşünürüm açıkçası. En iyi ne yapıyorsun? Boşnak mantısını deniyorum şu an. Boşnaksın. Boşnak. Ama en zor yemeklerden biri bence açması. Çok zor. Evet. Mac and cheese yaparım güzel. Tatlılarda iddialıyımdır. Hangisi mesela? San Sebastian. Ha. Labne mi kullanıyorsun? Evet. Ben de fena değilimdir. Hiç şey diyor musun ya yeğene mi voleybol falan? Yoksa tatilde de gidip voleybol oynayanlardan mısın? Pek tatilimiz olduğunu söyleyemem açıkçası. Hani bir deniz kenarına bir yere gidip. Yok. Dışarıda pek oynamayı sevmiyorum voleybol. Ama çok ısrar ettiklerinde öylesine oynadığımız voleybol oluyor tabii. Ama biz de insanız sonuçta. Bir dönemlerimiz oluyor uzaklaşmak istediğimiz. Ama çok yoğun dönemlerde de full fokus sadece orada olduğumuz zamanlarda oluyor. Geçen sene hiç boşluğunuz olmadı galiba değil mi? Bir hafta falan oldu arada veriyor bir hafta bizim. O bir hafta daha önce işte o modunu toparlama, psikolojinin yerine gelmesine yetiyor. Neredeyse ama uzun bir aranız olacakmış galiba. Bir dondurma krizi olmuş. 2 saat. Ama yani diskalifiye olma ihtimali... Dönsek diskalifiye olup biz daha çok antrenman yapardık. Anlatmak ister misin hikayeyi? Ya bilmeyenler için biliniyordur ama. Zaten biliniyordur bence bu hikaye. Genelde bubble şeklinde yaptığımız için... Neredeydi? Rimini'deydi, İtalya'da. Bubble şeklinde pandemi sürecinden dolayı Milletler Ligi'ni devam ettirdik. Ve otelden dışarı çıkmak, başka biriyle görüşmek yasaktı. Sadece plaja gidebiliyorduk ve plajda da belli bir saatlerimiz vardı. Örneğin bizim antrenmanımız 12'deyse 3'te bitiyordu. Biz de 5-6 arası sadece plaja gidebiliyorduk. Her bir saatlik bir ara bir ülkeye ayrılmıştı. İlk başlarda bu kadar sıkıydı. Biz ilk gittiğimiz gün öteki ülkeler daha gelmemişti. Sonra biz de İtalya'dayız, dondurması güzeldir. Hadi gidelim şuraya deneyelim dedik. Sonra dışarıda FIB'nin fotoğrafçıları varmış. Bizim fotoğraflarımızı çekmişler dışarı çıktık diye. Sonra bir şekilde tatlıya bağlandı. Pelin aldı herhalde FIB'ye dondurma aldı. Güzel. Sonra ilk gün aldığı için kabul gördük. Giovanni ne dedi? Giovanni de dedi ki ben zorlanacağımızı tahmin edebiliyordum. Çünkü başka hiçbir yere gidemiyoruz 30 gün boyunca. Ama ben bir haftadan sonra zorlanacağımızı düşünmüştüm dedi. Daha ilk günden. Bunlar ilk günden yapmayın dedi. Sonra tatlıya bağlandı olay. Güzelmiş. Şey soracağım. Bu hani ekranda kendine bakıyorsun falan gibi eleştiriler var. Evet. Onu bir açıklamak ister misin aslında neye baktığını? Ki insan kendine bakar. Koskoca Fatih Terim de sürekli ekranda kendine bakıyor yani. Aslında sahada bizim ekranda kendini görebileceğimiz bir platform bile yok yani. O an ben normalde de böyleyim, günlük hayatımda da böyleyim. Gerçekten her şeyi mimiklerimle halledebilen bir insanım.
Onlara engel olamıyorum. Gerekmiyordu zaten böyle bir şey. Bilmiyorum yani. Acaba şey diye... Kullanmak isteyen insanlar var bence. Kullanabilirler de. Şey diye düşündüm, acaba pozisyon tekrarlarına falan mı bakıyorlar diye. Yani bazen büyük platformlarda oynamaya gittiğimizde sahanın üstünde büyük bir ekran oluyor. O ekranda da sayının tekrarı veriliyor. Biz Vakıfbank'ta da antrenmanda bu görüntülü denetleme sisteminin verdiği büyük ekranda bize antrenmanımızdan 5 saniye yaptığımız hareketin 5 saniye öncesinin tekrarını izleyebiliyoruz. Hı-hı. Orada. Artık alışkanlık olmuş, dönüp bakıyoruz ne yaptık diye. Mesela bloğa gidiyorum, bir şey hata yapıyorum, bir lockout oluyor. Dönüyorum oradan, izliyorum neden olmuş diye. Hatta bazen bizim vakıftaki scoreboard'a alışkanlık olarak dönüp bakarız. Yani orada bir şey yok ama antrenmanda sürekli böyle bir ortamda olduğumuz için. Hiçbir sakıncası yok bence de. Bu, gördüm birkaç yerde. Yani insanlar herhalde bir şey arıyorlar, bir problem çıksın istiyorlar. Bu challenge'larda biliyor musunuz ne karar çıkacağını, yoksa herkes zaten ya bana değmedi ya da değdi falan onlar. Yoksa ne, orada ne yaşanıyor? Bazen değiyor ama çok belli olmuyor. Yani çok kritik yerlerde falan böyle dönüyorlar. Yok yok diyorlar ama dudak altından ve var var değdik. Challenge almamışlarsa tabii ki de her sayıyı fair play olarak oynamaya çalışıyoruz ama bazen de... Olur canım herhalde. Olimpiyatlara gittiniz... Kimi gördüğünde "Aa, olimpiyatlara geldim ben" dedin, yani oradaki büyük sporculardan, "Ya bu adamla ya da bu kadınla aynı platformdayım ben" dediğin birisi oldu mu? Yani şaşırtan seni. Bence olimpiyatlar küçüklükten beri her çocuğun hayal ettiği bir şeydir. Benim de öyleydi. Oraya gittiğimde en büyük hayallerimden biri gerçekleşti. Ve orada ben de varsam her sporcuyla aynı bünyede ben de onlar gibiyim diye düşündüm. Gözünde büyütmedin kimseyi yani. Hayır, büyütmedim. Sen Djokovic'le falan oturdun sen. Tabii ki de dünya yıldızı. Çok saygıdeğer bir insan. Oturduğumuzda çok farklı hissediyorsun. Çünkü normal şartlarda böyle bir ortamda olabilmen mümkün değil. O da belki öyle hissediyordur ama. Belki binana giderken yanından Djokovic geçiyor mesela. Bu normalde olmayan bir şey. Tabii ki de bu heyecanlandırdı bizi ilk başlarda. Ama biz de oradaydık sonuçta bakıldığında. E tabii canım, seni görünce heyecanlanan başka sporcular olduğunu da biliyoruz demiş. Girmeyeceğim o konuya ama sen çok hoşlanmıyorsun galiba. Anlamış değilim neden böyle oldun. Ne? Yani ben bahsettiğiniz konuda Kevin Durant'ın beni takip etmesi insanlar için benim verdiğim tepkiden daha büyük bir olay oldu. Çok normal değil bu ya. Normal bir şey bir insanın bir şeyini takip etmesi. Hiç kuşku yok da beni niye takip etmiyor diye düşünüyorsunuz. Olimpiyat köyünde karşılaşıyoruz, görüyoruz birbirimizi. Bütün sporcular aynı anda oturuyor. Djokovic de bir sürü insanla takipleşti bizim takımdan. Arkadaş oluyoruz sonuçta. Hı-hı. Çok normal bir şey bence büyük sporcuların birbirlerini takip edip arkadaş olabilmesi. Ama dışarıdan anlaşılabilir bir şey değil. Şaşırıyor insan. Ama seni çok şaşırtan bir şey yok. İlginç. Milli takım mı daha baskı yaşadığınız bir yer, yoksa kulüpte mi daha büyük baskı yaşıyorsun? Yani mesela Kore maçında o baskı daha mı fazlaydı acaba? Şöyle, Kore maçı bizim oynadığımız olimpiyat çeyrek final maçıydı. Ama kulüpte de büyük yatırımlar yapıp sonunda sana hedeflerinin gösterildiği bir yer olduğu için kulüpte baskımızın daha çok olduğunu düşünüyorum. Özellikle Vakıfbank gibi bir organizasyonda her zaman en iyisi hedeflendiği için sorumluluklarımız da çok büyük oluyor. Çok verdiğimiz fedakarlıklar da çok büyük oluyor. Çünkü sonunda ne yapmamız gerektiğini ve neye hedefimizin ne olduğunu bildiğimiz için baskı birazcık daha çok oluyor. Milli takımdaysa ülkemiz için savaşıyoruz sahada sonuçta. Ve bunun sonucunda getirdiğimiz başarılar belki bizim ülkemizde küçük bir çocuğa örnek olacak. Biz Türk kadını temsil ediyoruz sonuçta. Bu da çok ayrı bir baskı. İkisini aynı kefeye koyamam tabii ki. Ayrı ayrı büyük baskı. Ayrı ayrı çok büyük baskı. Peki bu, ama bir taraftan da insanı motive eden bir şey. Evet. Baskı bir taraftan da, değil mi? Tabii, sporcu içinde olmaz. Bununla başa çıkmayı öğrendiğin zaman bence çok büyük sporcu olabiliyorsun. Şahane. Şunu da söyleyeyim, yani hakikaten kendini çok iyi ifade ediyorsun, tebrik ederim. Bunu söylemeye gerek var mıydı bilmiyorum ama kendini yıldız olarak hissettiğin an ne zaman? Ya, tamam, şimdi oldu dediğin. Biz bir takım oyunu oynuyoruz bence. Bak, herkes... burada birazcık dolar.
Yıldız olmaktan çok takım oyuncusu olmayı tercih ederim. Çünkü biz bir takım oyunu oynuyoruz ve birisi olmadan ötekisinin yıldız olmasının hiçbir anlamı yok. Beraber kazanıyoruz, beraber eğleniyoruz. Sonunda beraber üzülüp beraber mutlu oluyoruz. O yüzden benim için daha anlamlı takım oyuncusu olmak. Şimdi baktım da notlarımı alırken, yani soruları çıkarırken Instagram takipçim 1.7'ymiş geçen hafta bu sene. Bir haftada 1.8 olmuş. Yayınlandığında 2 olacak muhtemelen. Kulaklığında çalan playlistin ilk sırasında hangi şarkı var? Modu değişen bir insanım sürekli. Sefo olur herhalde. Kim? Sefo. Sefo. Bilmiyorum. dönem dönem değişiyor aslında. Weekend dinlerim, Sefo dinlerim, Ezel dinlerim. Weekend tanıyorum. Beğeniyorum da yeni. Yeni. Evet, çok güzel. Çok iyi. Son albümü çok şey yapamadım ama. Son albüm mü çıkar? Bir tane bir, son bir şarkı onu çok beğenmedim ama. Ondan önceki bu NFL Super Bowl'da çıktı. Hakikaten çok güzel şarkıları var. Spor dünyasında kuralları sen yazsaydın, neyi değiştirip tarihin akışına etki ederdin? Evet, daha fazla kadın antrenör olmasını tercih ederim. Neden yok? Bilmiyorum. Futbolda da, basketbolda da, voleybolda da yok. Orada bir doğal engel mi var yani? Var olan bir engel mi var sence? Hayır, bence tabular çok fazla. Bu tabuları yıkabildiğin an daha fazlalaşabilir diye düşünüyorum. Bir de galiba yani genç kadınlar antrenör olmaya yönelmiyor mu? Nasıl olsa olamam, yukarıya, en tepeye çıkamam diye. Hiçbir fikrim yok. Yok, sen söyledin diye söyledim belki acaba. Ama daha fazla olabilir, neden olmasın? Olabilir, neden olmasın. Aynen, katılıyorum. Voleybol tarihinden 5 kişilik bir sofra kursan kimleri alırsın? Ne yersiniz, nerede olursunuz? Ne yeriz, nerede oluruz? Saraybosna'da. Şimdi benim yaşımın yetmediği voleybolculardan kurmak isterim bunu. Çünkü güzel. Keşke aynı sahada ter döktüğüm takım arkadaşlarım olsaydı diye düşündüğüm kişiler mevcut. Gamova olurdu. Glinka olurdu. Başka kim? Neslihan abla olurdu. Yani o da sizin organizasyonunuzda değil mi? Evet evet, menajerimiz. Aklıma gelmiyor. Yeter. Erkek yok. Neslihan abla yeter zaten. Erkek yok. Erkek de olabilir mi? Olmuyor musun canım? Michael Jordan olurdu. Hı. Ben de sadece voleyboldan sayıyorum. Olsun. Başka sporlar. Kurallarımız esnek. İstediğin kadar esnek. Bir de Michael Phelps olurdu. Güzel. Değişik bir ekip. Neslihan aldı yeter o ekibi. Evet, Neslihan hakikaten özel bir sporcu. Voleybolculardan gittim. İşte neyse, bu olsun. Olur değil. Ebrar Karakurt'u 3 kelimede nasıl anlatırsın? Canım, kardeşim, deli. Özlüyor musun? Evet, özlüyorum. Görüşüyor musun sık sık? Geçen geldi bir çekim için ama görüşemedik. Benim antrenmanım vardı, o bütün gün çekimdeydi. O geldiği zaman buraya görüşüyoruz. Ama denk gelemediğimiz zamanlarda da yapacak bir şey yok. Eda Erdem'i 3 kelimede nasıl anlatırsın? Kaptan, abla, güçlü kadın. Burada yok ama ben de bir de Meryem'i sorayım. Meryem'a. Bir yayında izledim, böyle aranızda komik şeyler oldu. Ya, evet ya. Biz hep öyleyiz ama ya. O yayında şey oldu birazcık böyle. Hani abla kardeş gibi değiliz normalde, takımda da dışarı çıktığımda da Meryem ablayla çok bizim kafamızda bir insan olduğu için böyle şeyler sorun olmaz aramızda. Erkek sporunda çok hiyerarşi olur. Sizde de var mı? Yani yaş hiyerarşisi. Ya tabii ki de küçüklerin durmasını bildiği bir çizgi var. Nerede duracağımızı, nerede konuşacağımızı biliyoruz. Mesela sadece. Gençler ayrı bir masada, tecrübeler ayrı bir masada mı yer? Hiç öyle değil. Herkes vereceği saygının farkında olduğu sürece hiçbir problem çıkmıyor. Çok güzelmiş. Bu çünkü ben Türk sporundaki çok, takım sporlarındaki çok ciddi bir sorun olduğunu düşünüyorum bunun. Evet, hiç böyle değil. Eskiden daha fazla böyleymiş. Hı-hı. Ama şimdi bence güzel yapan şey bu. Özellikle bizim min takımda hiç böyle bir şey yok. Harika. Yaşamını bir şarkıyla tanımlasan hangi şarkı seçerim? Ben böyleyim Athena. Bir kuple alabilir miyiz? Hayır, sesin çok kötü.
Kötü mü sesin? Yani arka fona verebilirsin. Ama piyano çalıyor musun galiba? Evet. İyi misin? Pandemi döneminde başladım aslında. Ders mi alıyorsun, kendin mi başladın? Ders alıyorum daha yeni yeni. Hmm, çok zor bir şey. Başladıktan sonra fark ettim. İlk başlarda beni rahatlatması için çok fazla dinlerdim. Sonra dedim ki neden yapmıyorum bana iyi gelen bir şeyi. Sonra başladım. Çok güzel. Kalemin de iyiymiş. Evet. Ne yazıyorsun? Öyküler mi? Deneme tarzında yazıyorum her konu hakkında. Var mı yayınlanmış bir şey? Hayır, yok. Okutuyor musun kimseye? Daha şu an kimseye okutmuyorum. Ben okuyabilir miyim? Yayından sonra belki düşünürüm. Vallahi çok merak ettim. Ne mesela bir örnek bir şey anlatayım. Mesela şöyle diyeyim. Ben birazcık yazmayı meditasyon olarak görüyorum. Doğrudur. O yüzden böyle içimi boşaltmak için yazıyordum genelde. Sonra bir baktım güzel gidiyor böyle. Gördüğüm bir şey, yaşadığım bir olay hakkında üçüncü ağızdan böyle yazılar yazmaya başladım. 12-13 yaşından beri yazıyorum aslında. Evet. Günlük? Günlük tarzı değil. Mesela buraya geliyorum. Benim yaşadığım bir şey ama başka insanların nasıl gördüğü hakkında yazılar böyle. Sadece bu konu olmasına gerek yok. Çok güzel. Vallahi merak ettim. buradan Caner'e de seslenelim. Belki Sokrates dergiye yazarsın bir şey. Olabilir. Neden olmaz? Merakla bekliyoruz. Ace mi, tek ayak mı? Ace. Post mu, story mi? Fotoğrafa bağlı. 24 saat sonra yok olsun istiyorsan diyorsun. Güzel bir fotoğrafsa story'de harcanmasın. O da var değil mi? Story'de harcanmasın. Nasıl yaptın 1.800.000 takip? Takım mı, bireysel mi? Takım. Yaz mı, kış mı? Yaz. Sneaker mı, loafer mı? Sneaker. Chicago mu, Bangkok mu? Chicago. Bangkok da güzel ama baya. En çok nereden etkilendin, gittiğin? İtalya'yı çok seviyorum ben ya. Var mı özel bir şehir, bir yer, yoksa tamam mı? Tamam mı, İtalya. Her gittiğim yeri çok sevdim. Ben de şeyi çok seviyorum. Floransa ve çevresi. Evet. Hakikaten başka. Blok mu, smaç mı? Blok. Netflix mi, YouTube mu? Netflix. Ne seyrediyorsun? En son ne seyrettin? Pera Palast'ı. Beğendin mi? Daha birinci bölümdeyim aslında. Hmm. Bir sürü yorum aldım. Yorumlara kulaklarımı kapatıp dinlemeye çalışıyorum. İyi kötü. Bir de böyle çok popüler olan şeyleri izlemeyi sevmiyorum ben. Peki bir şeyi seyredip ya da okuyup ondan sonra popüler olduğu zaman sıkılıyor musun? Niye popüler oldu? Ya ben biliyordum sadece diye. Hayır. Aslında daha çok heyecanlanıyorum çünkü anlatıyor. İlk önce ben biliyordum bunu. Evet. Yani kendine dair hak verdiğin bir eleştiri var mı? Kendime dair hak verdiğim. Ya hakikaten doğru söylüyorlar. Bunu böyle yapsam daha iyi olur diyor musun hiç? Yoksa hiç umursamıyor musun? Çok inatçıyım. Bazen haksız olduğum konularda da abartı inatçıyım. Bunu birazcık törpülemeye çalışıyorum. Peki sonra diyor musun ya burada ben hata yaptım, o kişiye özür falan oluyor mu? Şimdi demeye başladım biraz. Eskiden yok. Ben haklıyım. Hayatını bir duvar yazısıyla özetlesen hangisini seçerdin? Hayat bize çorba yapıp elimize de çatal Bir daha tekrarlar mısın lütfen? Hayat bize çorba yapıp elimize de çatal ver. Var mı, uydurdun mu? Var, duymuştum ben bunu. Güzelmiş. Duşta şarkı söyler misin? Söylerim ama hep değil yani. Fobin var mı? Yok. Yok. Ne güzel. En çok kime gülüyorsun? Ebrar herhalde. En çok kime gülüyorum? Ebrar diyelim. Bir şey, filmler, stand-up'lar falan, onları takip ediyor musun? Ha. Gibi Feyyaz Yiğit. Ya çok acayip değil mi? Evet. Feyyaz'ı da çok buraya gelsin diye şey var, izleyicilerimiz çok istiyorlar. Buradan çağrı yapalım. Feyyaz Bey lütfen geliniz. Çok bayılıyorum, çok farklı. Bütün ekip çok iyi ama. Evet, çok iyiler. Seyrettin mi son sezonu, bitirdin mi? Evet. Çıktı gün. Roma ile birlikte. Evet. çok aktif. Çok güzeller. Hiç polis durdurdu mu trafikte? Evet, durdurdu. Komik bir şey geldi mi başına? Durdurdu.
Tanıyorlar mı? Tanıyorlar. Şöyle oldu. Karşı taraftan geçiyordum Anadolu yakasına. Çevirmeye aldılar. Ehliyetinizi rica edebilir miyim dedi. Sonra aa Zehra Hanım iyi akşamlar devam edelim. Ha güzel. Kaytarma yalanın ne? Elimden geldiğince söz verdiğim şeyleri yapmaya çalışırım. Sonuçta her şey buna göre şekilleniyor, programlanıyor. Hı hı. Ama çok gitmek istemiyorsam, modum düşükse işte her yerim ağrıyor, çok yorgun. Çok yalan sayılmaz bu. Çünkü insan ağır her yer ya. Gitmek istemediğin yer. Bende şey yok hiç. Yani yeni öğrendim daha bu yaşımda düşün. Her şeye evet diyorum, sonra da pişman oluyorum. Ben de öyleyim. Yeni yeni öğrendim şimdi hayır demeyi. Bir de çok enteresan, baştan kafadan hayır dersen insanlar anlıyorlar. Evet. O da var aslında, neden evet diyoruz. Değil mi? Çok ayıp. Anlamıyorum. Hangi yeteneğe sahip olmak isterdin? Hangi yeteneğe? Zihin okuma. Peki istediğin zaman mı okuyacaksın yoksa sürekli okuyacak mısın? O çok, çünkü insan delirebilir. Düşünsene herkesin düşündüğü şeyi duyuyorsun. İstediğim zaman. Mesela ama... bir insanın gözüne 5 saniyeden fazla bakınca düşündüklerini anlayabileyim. Zihin okuyamıyorum. Mutsuz edebilir insanı bu ya. Mutlu da edebilir ama. Edebilir mi? Ya da olayın sonunda çok mutsuz olacaksan eğer. Baştan öğrenirsin. Baştan öğrenirsin ve biter. Ama o anlık bir şey oluyor. Bayağı bu programı bunun üzerine çevireceğim. Ya bir anlık ya ben çok sıkıldım falan diyor mesela diye düşünüyor ama aslında çok seviyor falan. Öyle bir şey de olabilir. Onu anlayışla karşılayabilirsin bence. En şahane kazıklanma anın. Ya tebrik ederim. Çok güzel. Kazıklandım ama çok da güzel kazıklandım dediğim bir şey oldu mu? Olmadı henüz. Hayır. İyi, çünkü yani şimdi biraz ünlü olup biraz para kazanmaya başlayınca başına geliyordur bir sürü. Ya şuraya bir yatırım yapalım beraber diye üşüşür bir sürü insan. Yok, hiç olmadı benim. Aile demek ki şey. Akrabalar arasında fazla problem yok. Genelde çünkü akrabalar üşüşür. Ya benim söyleyeyim hadi onu. Bir akrabam varmış. Daha yeni yeni kendi... Ya işte görünüyorum, ünlü olmaya başladım hafif kendi çapımda. Abi tarihi kaçakçılık işine gireceğim, yardım eder misin dedi. kapadım telefonu ve bir daha da görüşmedim. Telefonundaki en ünlü kişi kim? Güzel soru. Telefonumdaki en ünlü kişi. Bilmiyorum telefonumdaki en ünlü. Herkes ünlü zaten. Şimdi kime göre, neye göre en ünlü? Tabii. İlk celebrity crush'ın kimdi? Çağatay Ulusoy. Ha, normal, olur. Evet, 10 yaşında falan. Tek bir yemek hakkın olsa hangisini seçerdin? Makarna. Nasıl bir makarna? Sade. Konvansiyonel makarna, yoğurt ya da beyaz peynir. Şimdi neyli makarna? Ben makarnanın bütün çeşitlerinin içine alarak söylemiştim bunu. Hepsi ne olsun? Tek bir yemek şansım oldu. Tamam, boşnak böreği o zaman. Boşnak böreği. Makarna değil. Hep bunu diyorum. Evde yapıyor musunuz boşnak böreği? Annem yapıyor. Bir dahakine getiririm. Bir tepsi yiyebilirim ya. Bir tepsi yiyebilirim. Şeyde Pendik'te iyi restoranlar var değil mi? Boşnak restoranları. Evet evet. Bayrampaşa'da da mı? Evet evet. Buradan çıkıştı. Evindeki en pahalı eşya ne? Bilmiyorum. Teknolojik aletler herhalde. Değil mi? Televizyonlar falan herhalde. Hiç sosyal medyada kendi ismini arıyor musun? Arıyorum. Arıyorum. Peki kaç tane fan page var Instagram'da? Genelde onlarla iletişimde olmayı seviyorum aslında. Öyle mi? Evet. 680 bin gördüm ya. Birkaç tanesiyle iletişimdeyim ama hepsiyle iletişimde olamıyorum tabii ki. Ama yaptıkları şeyler, editler, bana destekleri çok etkileyici. Peki hoşuna gitmeyen bir şey olduğunda ya şunu kaldırsanız iyi olur diyor musun? Hayır demiyorum. Demiyorsun. Zaten o kadar küçük kızlar bunlar yapanlar. O kadar tatlılar ve hayalleri bizim olduğumuz yerde olmak ki onları kıramazsın. Yani karşındakinin kötü niyet yoksa, karşındakinin onu hissetmiyorsan doğru. Bana bir smaç vurur musun diye bir soru ekşi sözlükte var geldi değil mi? Evet. Ekşi sözlükteki sorular zaten bu tarzdaydı.
Geliyor mu böyle sorular? Arkadaşlarımdan da geliyor böyle sorular. Hadi ya. Evet. Topa vurdun mu elin acıyor mu falan. Ama şimdi topa vurdun mu elin acıyor mu tamam da sen o smacı vurduğun anda karşındaki yığılır herhalde. Yani bir kere ben sana neden smaç vurayım? Neden yani? Normal hayatta hiç kavga edebilecek bir insan değilim böyle. Etmedin mi hiç? Hatta hep böyle şakasını yapayım. 22 yaşındayız da ne zaman kavga edeceğiz? Buradan bir çağrıda bulunuyoruz. Ben de kavga etmek istemiyorum. Olimpiyatlarda Paris'te ne hayal ediyorsun? Bence 2020 Tokyo Olimpiyatları bizim jenerasyonumuz için çok büyük bir tecrübe edindiğimiz bir olimpiyattı. Ve eşsiz bir deneyimdi. Oynadığımız hiçbir turnuva bunun yerine geçemez diye düşünüyorum. O yüzden oradan çok büyük bir ders alarak Paris Olimpiyatları'na olimpiyatın ne demek olduğunu bilerek gideceğiz. O yüzden daha büyük işler başarabileceğimizi düşünüyorum. Sizler herkesten daha iyi tahlil edebiliyorsunuzdur içeride. Yani şu arkadaşımız ya da ablamız emekli oluyor. Ya aşağıdan ama şunlar gelecek vesaire. Ona baktığın zaman hakikaten yüksek potansiyel görüyor musun? Daha iyi gidecek mi takım bu jenerasyon? Ve bu jenerasyonun acaba hani şey bu jenerasyonun bir misyonu var falan gibi şeyler söylüyor. Sence var mı böyle bir şey yoksa zaten biz işimizi gayet iyi yapıyoruz ve başarılı olacağız mı diyorsun? Hayır bence Türk milli takım adı altında gelen herkes oraya sonsuza kadar savaşacağını ve elinden geldiğince iyi performans sergileyeceğini düşünerek geleceğini düşünüyorum. Düşünerek geleceğini. Güzel. Öyle geleceklerini düşünüyorum. O yüzden misyondan daha çok bence birazcık kendini adama işiyle alakalı. Herkesin de böyle olduğunu düşünüyorum. Şu an çok iyiyiz. Geleceklerle de daha iyi olabiliriz tabii ki. Bunun için her geçen gün daha çok çalışıyorum. Kardeşlerinle aynı anda milli takımda oynamayı hayal ediyor musun? Evet tabii ki. En çok istediklerimden birisi. Umarım o günleri görebiliriz. Çok enteresan olur ya. Üçünüz birden. Evet. Nefis. Çok güzel. Maçlara çıkmadan önce nedir ritüellerin? Var mı öyle bir şey? Totemin ya da? Bu makyaj işi çok konuşuluyor da biraz da onu açmak istiyorum. Evet. Nedir buradaki sorun? Çözebilmiş değilim yani. Sorunum sorun değil aslında. Sorunum ne? Hayır yani bu çok konuşuluyor, ediliyor. Şey, makyajlarımız nasıl duruyor, nasıl hala güzel olabiliyoruz, saçımız özel bir makyaj bulunmuyor diye. Hayır aslında özel bir makyajımız yok. Sadece ben voleybolu da çıktığımız sahayı da bir sanat olarak görüyorum ve orası bizim sahnemiz. Oraya çıkarken ne kadar iyi hazırlanırsam oraya ne kadar çok saygı duyduğumu gösterdiğimi düşünüyorum. Bazıları böyle düşünmeyebilir ama benim düşüncem bu yönde. Hakikaten çok doğru. Çünkü yani göz önünde olan insanlarsınız. Dediğin gibi sahne orası. Sevgili erkek sporcuları da buradan çağırdığınız biraz kendinize bakın kardeşim. idolüm var mı? İdolüm yok aslında ama böyle çok iyi sporculardan pozisyonumdaki veya dünya çapında en iyilerden alabildiğim kadar özelliklerini almaya çalışıyorum. Hepsinden biraz alıp kendimi özleştirmeye çalışıyorum. Seni böyle çok şaşırtan, tanıdıktan sonra çok şaşırdığın bir sporcu oldu mu? Yani çok daha şey ne bileyim tepeden bakar diye düşünüyordum. Çok sıcak ya da çok sıcak diye düşünüyordum. Ne acayip bir insanmış dediğin. Naz abla. Çok mesafeli duruyor dışarıdan aslında. Biz küçükken onların top toplayıcılığını yapardık. İmza için kapıda beklerdim. Hiç öyle durmuyor aslında. Şu an en iyi anlaştığım insanlardan biri. Çok da evet, severim canım. Kendisini. Bazı şeylerin farkına varmamda çok büyük katkısı olmuştur. Ne güzel. Onun içinde de büyük bir mutluluktur kim bilir bunu duymak. Sanki her şeyi konuştuk gibi geldi ya. Vallahi nasıl aktı gitti anlamadım. Son şunu sorayım. O bir gene Ekşi'de galiba dinledim. Kombine alanla akşam yemeğine çıkacağım. Hiç şey oldu mu? Bunu ciddiye alan? Zaten şöyle. Ekşi'de zaten geyik yapılmak için gidilen bir yer bence. Tabii canım. Herkes evlilik teklifi etti programı bana. O yüzden ben de o tarz cevaplar verdim. Ama tabii ki de bizi gelip desteklemeleri, sahada her an yanımızda olmaları bizi çok mutlu ediyor ve motive ediyor.
sadece ulaşılmaz bir şeymiş gibi görüyorlar. Onlarla fotoğraf çekildiğimizde bile çok mutlu oluyorlar. Elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Çıktın ve yani yapmaya yemeğe da devam edeceğim. Çıkmadım yemeğe. Ama çıkarım, neden olmasın. Ne olacak diyorsun? Vallahi çok teşekkür ederim. Nasıl aklı gitti anlamadım yani. Geldiğin için teşekkür ederim. Açık yüreklilikle cevaplar verdiğin için teşekkür ederim. Son bir sorumuz daha var, onu da sorayım. Tamam, bu iş oldu dediğin, herkesi etkilediği, esasında buna benzer bir şey sordum ama herkesi etkilediğini düşündüğün an hangisi? Bir an dedim ki yani bir şey oldu, bir gün geldi, bir maç geldi ya da bir şey gördün, kendinle ilgili bir haber gördün ve tamam artık herkesi etkiledim ben, istediğim noktaya geldim dediğin bir an var mı? Yoksa henüz o güne gelmedim hala. Dünyanın en iyisi olmak istiyorum. Ne güzel. Daha her geçen günde gelişmek zorundayız bunun için. 10 yıl sonra neyi yapmış olursan tamam dersin? Aslında birazcık daha manevi boyutundan bakarsak döndüğümde 10 yıl sonradan konuşuyorum. Evet. Geriye döndüğümde benim yüzümden voleybola, spora başlamış küçük çocuklar görmek benim için gerçekten çok ayrı bir gurur olur. Bunun dışında oynadığım sürece milli takım için kazanabildiğim kadar madalya kazanmak, Vakıfbank için her kupayı almak her zamanki gibi hedefimiz. Zaten dünyanın en iyisi olmak istiyorum dedin, daha bunun evet ötesi yok. Yani almadığım kupa kalmadan voleybolu bırakmak istemiyorum. Ve madalya. Evet. Değil mi? Altın madalya olimpiyatta hiç fena olmaz yani. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok büyük keyifti benim için. Benim. Programımızın formatı gereği çok özel bir buluşumuz var. Bir selfie çekeceğim. Müsaade edersen. Tabii ki. Bakalım becerebilecek miyim? Evet.